Merhabalar kıymetli üyelerimiz. Malum son süreçte yaşanan COVID-19 vakası ülkemizde de bir takım tedbirleri beraberinde getirdi. Eğitim de bu noktada bir takım tedbirlere gitti. Örneğin önümüzdeki hafta içerisinde bir haftalık tatilimiz var ve ardından uzaktan online eğitim yapılacak. Bunu istersek bilgisayarımızdan yöneteceğiz, istersek televizyon üzerinden bakanlığın açıkladığı takvime göre ilerleteceğiz. Biz şimdi sizinle EBA takvimini paylaşmak istiyoruz, EBA programını paylaşmak istiyoruz. EBA'da neler yapmamız gerekiyor? Siz değerli velilerimizle biz bunu paylaşacağız şu anda. Bununla ilgili bakanlık da bir açıklama yapacak. Fakat biz öncesinde fikir sahibi olmanız için bir video hazırlamak istedik. İsterseniz bilgisayar üzerinden, isterseniz cep telefonu üzerinden EBA'ya ulaşabiliyorsunuz. Dilerseniz mobil uygulamadan, mobil uygulamasını da indirebiliyorsunuz mağazadan. Ben size bilgisayar üzerinden açmak istediğinizde nasıl bir arayüzle karşılaşıyorsunuz ve neyle meşgul olacağız bunu göstereceğim. eba.gov.tr'yi açtığımız zaman böyle bir arayüzle karşılaşıyoruz. Ben hatta şu şekilde biraz daha geri giderek göstereyim. Karşılaşacağımız arayüz bu şekilde. Giriş yapma seçeneğimiz de yukarıda. Öğretmen olarak giriş yapılabiliyor, öğrenci olarak giriş yapılabiliyor, veli olarak giriş yapılabiliyor. Biz siz değerli velilerimizden öğrenci olarak nasıl giriş yapılabiliyor? Biz bunu paylaşacağız sizlerle. Çünkü öğrencilerimizin ders kayıtlarına ulaşabilmesi için öğrenci olarak giriş yapmaları gerekiyor. Öğretmenimiz öncelikle size bir mesaj atacak ve mesajda tek kullanımlık bir şifre gönderecek. Siz öğrenci seçeneğine tıklayacaksınız ve burada TC kimlik numarasını öğrencimize girdikten sonra öğretmenimizin yönlendirmiş olduğu tek kullanımlık şifreyi buraya girmeniz gerekecek. Ben şimdi bu işlemleri yapıyorum. Evet, öğrencimizin TC kimlik numarasını yazdıktan sonra öğretmenimizin göndermiş olduğu tek kullanımlık şifreyi de buraya not aldıktan sonra giriş seçeneğine tıklıyoruz ve size öğrencimiz için yeni bir şifre oluşturmanız talebi ile karşılaşıyorsunuz. Öğrencimiz için yeni bir şifre oluşturmanız gerekiyor çünkü şifreler özel ve şahsi olduğu için yalnızca sizin bileceğiniz bir şifre olsun isteniliyor. Bu sebeple kendi şifrenizi oluşturacaksınız. Ben oluşturuyorum şimdi öğrenci için yeni bir şifre. Bu noktada velinin veya öğrencinin e-posta adresi, velinin ya da öğrencinin cep telefonu gibi bilgiler de isteniyor. O bilgilere girmek sizin faydanıza çünkü şifreyi unuttuğunuz takdirde bu kanalları kullanarak şifrenizi kolayca yenileyebilirsiniz. Şifrenize ulaşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben öğrencinin bilgilerine girdikten sonra şifre başarılı diyor. EBA'ya gir seçeneğine tıkladığımız zaman EBA'nın artık öğrencinin ulaşacağı arayüzüne gelmiş oluyoruz. Görmüş olduğunuz gibi öğrencimizin ismi burada yazıyor, okulu. Ve öğrencimizin ilk başta açtığı zaman karşısına çıkacak bir arayüz var. Öğrencimizin en çok ilgileneceği dersler burada sıralanacak. Öğrencimizin çözmüş olduğu sorular, işlemiş olduğu derslerle ilgili istatistikler burada yer alacak. Evet, kıymetli üyelerimiz, biz sizlere yalnızca tatilde kısa vadede öğrencimizin ilgileneceği alanlardan bahsedeceğiz. Çok detaylı değil ama bazı detaylardan bahsetmeyeceğiz. Özellikle dersler, menümüzde dersler diye bir bölüm var. Bu kısımda öğrencimizin yakından ilgilenmesi gerekecek. Örneğin matematik, müzik, fen bilimleri gibi alanlarımız var. Öğrencimize fen bilimlerinden öğretmenimiz ödev verdi ya da öğrencimiz eksiği olduğu için çalışmak istedi. Burada görmüş olduğunuz gibi ünitelerimiz başlıklandırılmış. Öğretmenimiz maddenin özellikleriyle ilgili maddenin ölçülebilir özelliklerini ödev olarak verdi. Öğrencimiz buradan derslerini dinleyerek ilerleme kat ediyor. Önemli olan şu, dersi tamamını, videonun tamamını izlemesi gerekiyor öğrencimiz. Bilse bile atlamaması gerekiyor. Çünkü videonun tamamı izlenmediği zaman bu video ödev olarak tamamlanmamış kabul edilecek arayüze ve öğretmene tamamlanmamış olarak görünecektir. O yüzden öğrencimiz videoyu mümkün olduğunca atlamaması gerekiyor. Hatta tamamını izlemesi gerekiyor. Bu önemli bir detay. Birçok derse buradan ulaşabiliyoruz. Din, kültürü ve ahlak bilgisi, fen bilimleri, görsel sanatlar öğrencimizin karşısına çıkan bütün dersler burada. Buradan videolarını izleyebiliyor. Ayrıca EBA Portfolio diye bir seçeneğimiz var.
Burada da öğrencimizin yapmış olduğu çalışmaları istatistiklerle, grafiklerle görebiliyoruz. Şu an öğrencimiz herhangi bir çalışma yapmadığı için EBA üzerinden herhangi bir istatistik oluşturulamamış durumda. Şimdilik bunu bilmemiz yeterli. Görmüş olduğumuz alansa öğrencimiz geldiğinde karşılaşacağı arayüzü gösteriyor. Burada da özet olarak istatistiklerimiz, derslere ulaşmanın kısa yolları mevcut burada. Ve öğretmenimiz herhangi bir sosyal içerik paylaşırsa ya da arkadaşlarımız bu alanda bunu görmüş olacak. Öğrencimiz de dilerse bu alanda tartışma konusu oluşturabilir, bir oylama oluşturabilir ya da bir ileti oluşturabilir ve bunu arkadaşlarıyla paylaşabilir. Teşekkür ediyoruz. Hassasiyet göstermenizi bekliyoruz.